Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl size çok yakında 25 yeni DC yapımı geleceğinden bahsetmiştim ve oldukça heyecanlıydık ama pandemi sırasında bunların sadece birkaçı yayınlanırken bir kısmı da iptal edilmişti. Yine de yeni yayınlanan ve neredeyse 4 saat süren DC Fandom etkinliğinde onlarca yeni yapım açıklandı ve bunların birçoğunun da fragmanını izlemiş olduk. Özellikle Batman, Flash, Aquaman ve Black Adam gibi filmlerden görüntüler gördük ama gecenin en büyük kısmı tabii ki yine Batman oldu. You're part of this too. How am I part of this? En önemli kısım. Çünkü filmin asıl fragmanını izlemiş bulunuyoruz. O yüzden bu videoda yayınlanan her şeyden bahsedeceğim ve Batman ile Flash'ın fragmanındaki detaylara bakacağız. Hazırsanız başlayalım. DC Fandom etkinliğine Black Adam filminin tanıtımıyla başladık ve Dwayne Johnson'ın anlatımıyla birlikte setlerin, mekanların ve diğer karakterlerin logo tasarımlarını da görmüş olduk. Black Adam karakteri aslında Shazam filmiyle bağlantılı bir karakter çünkü ikisi de güçlerini aynı kadim büyücü sayesinde almışlardı. Ama Black Adam çok daha eski bir tarihte elindeki gücü yanlış kullanmış ve kontrolden çıkmıştı ama kadim büyücü onu sonsuza kadar hapsetmişti. İlk teaser'da da onun 1000 yıl sonra yeniden uyandırıldığını ve yine kontrolden çıktığını görüyoruz. Normalde Shazam antik Yunan tanrılarının güçlerini alan bir karakter ama Black Adam Shazam'ın büyüsünden ayrılıp antik Mısır tanrılarının güçlerine kavuşan bir karakter olmuş. O yüzden antik Mısır temalı bir arka planımız olacak. Bu sırada kadim büyücünün yeni şampiyonu olan Shazam'in de ikinci filmi de 2023'te gelecek. Onunla da ilgili bir çekim arkası klibi yayınlandı. Bu sefer kahramanlarımız Yunan tanrıçaları ve beraberinde gelen mitolojik canavarlarla uğraşacaklar. İlk film bence çok eğlenceli bir filmdi ve ikinci filminde bu listede beklediğim yapımlardan olduğunu söyleyebilirim. Ardından Aquaman, Kayıp Krallık filminden kamera arkası sahneler ve konsept tasarımları gördük. Ama daha da güzeli yine Jason Momoa'nın ne kadar heyecanlı olduğunu hatırlatmış oldular. Oyuncunun karakterini ve oynadığı filmi çok sevdiğini hissetmeyi çok seviyorum. O yüzden sırf onun heyecanı için bile filmi izleyebilirim. Ayrıca Black Manta karakteri de bu filmde geri dönecek. Ayrıca Aquaman filminin yönetmeninden bir de yeni bir Aquaman çizgi serisi izleyeceğiz. Ve tamamen absürt komedi odaklı bir yapım olacak. Eğer 4 saat süren bu etkinliği görüntü donmadan veya kotanız donmadan izleyebildiyseniz sonlara doğru Flash'ın zaman ve mekandan daha hızlı koşarak kader ağlarını birbirine doladığı teaser'ı da yakalamışsınızdır. Ama kaçırdıysanız iyi bir ağ bağlantısı için Flash kadar hızlı olmanıza gerek olmadığını söylemek isterim. Çünkü bu videoda Kızıl Süratçimiz Flash'a layık bir sponsorumuz var. Türkiye'nin her ilinde hizmet veren Millenicom 79.90'dan başlayan fiyatlarıyla aynı altyapıda fiber interneti daha uygun fiyatları size sunuyor. Millenicom'da fiber internete hızlı kurulum avantajıyla hemen ulaşırken taahhüt sözü vermek zorunda da değilsiniz. Millenicom taahhüt sözü vermek istemeyenlere taahhütsüz paketler, sabit fiyat garantisi isteyenlere de taahhütlü paketler sunuyor. Ve 7/24 hizmet veren çağrı merkezine her zaman ulaşabilirken şikayet var sitesinde de müşteri memnuniyeti konusunda gold ödülünü almış, müşteri odaklı bir şirket olduğunu görebilirsiniz. Millenicom'un sitesinden fiber altyapınızı kapı numaranıza kadar sorgulayıp altyapı yapınızda alabileceğiniz maksimum hızı öğrenebilirsiniz. Sonra da Millenicom'la ayda 79.90'dan başlayan fiyatlarla aynı altyapıda fiber internete daha uygun fiyatla kavuşabilirsiniz. Yani bir Batman olmayabiliriz ama biz de ağ bağlantı sorunu yaşamadığımız hızlı bir hayatı makul bir bütçeyle de çözebiliriz. Şimdi Flash filmini kısaca açıklamam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada heyecanlanmanız gereken çok büyük bir olay var. Barry Allen annesini kaybetmiş bir karakter ve babası annesini öldürdüğü için yıllardır hapiste. Ama Barry bunun doğru olmadığını biliyor. O yüzden Flash çok hızlı koşarak topladığı kozmik enerji sayesinde annesini kurtarmak için zamanda geriye koşmaya karar veriyor. Bunu yapabildiğini Justice League filminin uzun versiyonunda görmüştük biliyorsunuz. Ama bu zamanda bir yırtılmaya yol açıyor ve çoklu zaman çizgileri oluşturuyor ve Reverse Flash yani ters Flash olarak bilinen bir karakter ortaya çıkıyor ve Flash'ın annesini öldüren kişinin o olduğunu öğreniyor. Bu da Flashpoint Paradox dediğimiz bir süreç başlatıyor. Flash bu durumu temizlemek isterken ortalık daha da karışıyor ve bu işin sonunda farklı zaman çizgileri tekrar birleşirken DC evreni tamamen farklı orijin hikayelere sahip farklı bir evren haline geliyor. Çizgi
Kahraman Dükkanı'nda yeni DC hikayelerini yeni 52 olarak görebilirsiniz. Belli ki DC sinemada da aynı şeyi yaparak biraz ortalığı karıştıracak ve bize birçok farklı evren izletecekler. Birçok farklı Flash'ı yan yana görürken Ben Affleck ve 90'ların Batman'i olan Michael Keaton'ın Batman'ini de aynı filmde izleyeceğiz. Ve bu sahnede gördüğümüz Batman kesinlikle Michael Keaton'ın Batman'i. Sonuç olarak DC çok yakında farklı evrenlerde geçen hikayeleri bir araya getirecek ve günün sonunda yeni bir Batman, yeni bir Superman veya her ne isterlerse tüm evrene yeniden başlama şansları olacak ve bir yandan da şu anki Aquaman ve Wonder Woman oyuncuları gibi sözleşmesi devam edenleri de aynı evrende ellerinde tutmaya devam edecekler. Yani tüm bu kargaşa bunun için. Açıklamak istedim. O zaman şimdi de yeni Batman'imiz hakkında konuşalım. Her şeyden önce Gotham çok önemli bir nokta ve bence Gotham'ın karanlık havasını şimdiden çok iyi gösterdiklerini düşünüyorum. Son derece karanlık, son derece korkutucu bir Batman var karşımızda ve karanlığın dozunu iyice arttırmaları güzel seçim olmuş. Joker'in izinden giden adamları acımasızca dövmesi, kurşunların üzerinde sekmesi ama kimsenin yüzüne ateş etmemesi, trafikte sorumsuz olması ve nefret dolu bakışları çok acımasız bir Batman izleyeceğimizi gösteriyor zaten. Ki Batman dediğin insanın içini sıkmalı, nefes darlığı çektirmeli. I'm vengeance. Bu arada hala Colin Farrell'ın Penguin karakterini oynadığına inanamıyorum. Çünkü asla ve asla ona benzemiyor. Ama bu fragmanda bir de kedi kadını yakından görmüş olduk. Catwoman her zaman Batman filmleri için harika bir yan karakter olmuştur. O yüzden sevdiğim biri. Zoe Kravitz biraz Hailey Berry'i hatırlattı bana. Ama onun Catwoman filmini hatırlamak istemiyorum. Bilmececi karakterinin üstün zekasını çok güzel aktaracaklarına inanıyorum. Ve gerçekten sağlam bir dedektiflik filmi izleyeceğimize inanıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki daha önce de Batman'in aslında kahraman olarak değil, dünyanın en iyi dedektifi olarak öne çıkan bir karakter olduğunu söyleyip duruyordum. Umarım öyle olacak. Çünkü bilmececi karakteri Batman'i kötü adam olarak gösterip tüm şehrin ona sırt çevireceği bir plan yapacağı benziyor. Çünkü şu fragmanı izlerken bile Batman'in kötü adam olduğuna ikna olurdum. Daha fazlası için ilk fragmanı incelememizi de izlemeyi unutmayın lütfen. Etkinliğe dönersek, James Gunn'ın The Suicide Squad filminden hemen sonra geliştirdiği, John Cena'nın başrolde olduğu Peacemaker dizisinden bir fragman yayınladı. Ve eğer filmi izlediyseniz bu hastalıklı adamın Amerika bayrağı altında ne kadar sapkın bir düşünce biçimine girdiğini biliyorsunuzdur. Filmin incelemesinde bu adamdan bolca bahsetmiştim zaten ama burada Peacemaker'ın yeni ekibine, yarım aklına ve absürt maceralarına daha yakından odaklanacağız. İlgimi çeken tek şey Amerikan kartalıyla kurduğu dostluk oldu. Sanırım onun için izleyebilirim. Ama hala bizde HBO Max yok. Onu da belirtmem gerek. Mesela Doom Patrol dizisini ben hiç izlememiştim ama etkinlikte 3. sezonun fragmanını izlerken sanki çok şey kaçırıyormuşum gibi geldi. Çünkü dizi gerçekten çok eğlenceli duruyor. Aranızda izleyenler varsa dizi göründüğü kadar eğlenceli mi? Yorumlarda görüş belirtirseniz çok sevinirim. Bunun dışında yakında gelecek olan Batgirl filminden de bahsedildi. Peruk takmamı gerektirmeden yapabileceğim bir cosplay daha olduğu için çok mutluyum. Karakterin konsept tasarımı ve kostümün az çok nasıl görüneceğini de bu görselle yayınladılar. Bunların yanı sıra birçok yeni çizgi romandan, animasyon filminden, video oyunlarından ve devam eden dizilerden de bahsedildi tabii. Ama genel olarak odaklanmak istediğim bunlardı. Daha fazla DC videosu isterseniz bunları da izlemeyi unutmayın. Hem gelecek yapımlardan, film incelemelerinden ve fragman detaylarından hem de karakterlerin ilginç hikayelerinden derleme videoları burada bulabilirsiniz. Aslında Batman ve Flash fragmanlarına tepki videosu çekmek istemiştim ama yine söylemek zorundayım. Video çektiğim her Warner Bros. Veya DC yapımına Warner Bros. Yurt dışından telif atıyor arkadaşlar. Hala çözemedik bunu. Sanırım birileri arkamızdan işler çeviriyor. O yüzden en güvenli yolum buydu. Bahsetmesem olmazdı değil mi yani? O zaman şimdi de sizin düşüncelerinizi okumak isterim. O yüzden yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.